Merhaba Aska Gençlik, herkesi selamlıyor, hayırlı günler diliyorum. Ben Ramil Hüseynov, Aska Gençlik Genel Sorumlusuyum. Uzun zamandır sizlerle böyle canlı olarak karşılaşmadık, sizlerle canlı muhabbet edemedik. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Özel durumlardan dolayı birkaç zaman uzak durmak zorunda kaldık. Ama şimdi yeniden başlıyoruz. Sizleri gönülden selamlıyoruz öncelikle. Videoya başlamadan önce sizlere ricam var. Biliyorsunuz bu videolarımız bizim aynı zamanda şu anda 5000 aboneye ulaşmış Ağız Kı Gençlik YouTube kanalımızda da yayınlanıyor. Sizlerden ricam YouTube kanalımıza da abone olmanızdır. %80 abone olmadan izliyor. YouTube'un bizlere vermiş olduğu istatistiğe göre %80 civarında insan abone olmadan izliyor videolarımızı. Lütfen emeğe saygı olarak kanalımıza abone olun. Şurada kenarda bir yerde, sağda ya da sol köşede bizim Ağızkı Gençlik logomuz bulunuyor. Oraya tıklarsanız zaten hemen abone ol diye seçenek çıkıyor. Oradan abone olabilirsiniz. Aksi halde zaten Ağızkı Gençlik yazdınız mı YouTube'dan hemen bizim sayfa çıkıyor, kanalımız çıkıyor. Oraya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz değerli dostlar. Bugün canlı yayınımızda birçok konular üzerinde konuşacağız. Onun haricinde değerli dostlar bir de vatandaşlıkla ilgili de bazı konularda sizlere açıklamalar yapacağım. Ve daha başka hangi konular vardı? Evet, öncelikle ben de bir Ağızkalı Türk olarak Türkiye'mizin sınır bölgelerinde başlatmış olduğu, Suriye ile sınır bölgelerinde başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na gönülden desteklerimi sunuyorum. Her zaman Türkiye'mizin yanında bu tür konularda, savaş durumlarında ve her türlü konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin yanında olduğumuzu bildiriyorum. Şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve bütün Türkiye'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ve sunulan bir zaman vardı, 5 günlük bir zaman, o da tamamlanmak üzere ve zannedersem savaş yeniden başlayacak. Mehmetçiklerimize zaferler arzu ediyorum. Umuyorum ki zaferle dönerler. Ki öyle olursa tabii biz de mutlu oluruz. Onlar bizim için savaşıyorlar. Onlar bizim için, biz mesela Türkiye'de yaşıyorsak, Türkiye'de rahat yaşıyorsak, ordumuzun gücü nahiyetinde öyle yaşıyoruz diyelim. Gerçekten çünkü savaş durumunda şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Siyaset tamamen kenara atılmalıdır. Hangi partili olursanız olun, isterseniz hiç parti tutmayın. Savaş durumunda herkes bir millet olmalıdır. Herkes ordunun yanında durmalıdır diyorum ve ordumuza başarılar arzu ediyorum. Değerli dostlar, şöyle söyleyeyim. Ben bazı konular var, onları size anlatmak istiyorum. Çünkü benim yaşadığım bazı sıkıntılarda sizlerin yaşamanızı istemiyorum. İlk önceki konumuz Türkiye'de evladı Türkiye'de doğan aileler içindir. Mesela evladınız Türkiye'de doğduysa ülkeyi terk ederken ceza alır mısınız? Bu konuyla ilgili öncelik sizlere bahsetmek istiyorum. Evet, biz Ağızkalılar ya da başka Türk soylu topluluklar fark etmiyor. Türkiye'de annesi babası Türkiye'de ikamet almış bebek 6 ay sınır tanınıyor değerli dostlar bu bebek için ve bu 6 ay içinde eğer çıkış yaparsa Türkiye'yi ceza almıyor. Ama benim başıma bilgisizlikten dolayı diyelim çünkü bu konuyla ilgili bir bilgi sahibi değildim. Rahat bir şekilde Türkiye'yi çıkış yapmak istiyordum fakat Antalya polisi, gümrük polisi bize ceza yazdı 2 aylık bebeğe. 2 aylık benim oğluma yani 2 aylık bebeğe 2 ay vize ihlali diye yazarak ceza verdi. Ben bilmiyordum doğrusu kanunu fakat ben Azerbaycan'a gittikten sonra bunu araştırdım. Ne oluyor, neden böyle ceza verdiler diye.
Öncelik Gümrük Müdürlüğü'nü aradım. Böyle böyle bir durum olduğunu onlara arz ettim. Onlar da araştırdılar ve size yanlış ceza yazmışlar dediler. Çünkü bu durumda mesela annesi babası ikameti olan bir bebeğe 6 ay içinde ceza yazılmaz kuralı var yasamıza göre. Ama bir memurun bilgisizliği yüzünden biz o cezayı almış olduk değerli dostlar. Sonrasında İstanbul'a geldim, İstanbul Havalimanı'na. Bakü'den uçtuk İstanbul Havalimanı'na. İstanbul Havalimanı'nda ceza ödemeden geçmek istemedik. Gittik zaten oradaki gümrük polisine, hem de göç idaresinin de orada temsilcisi vardı. Gösterdim ceza kağıdını. Güldüler sözün açığı. Dediler böyle bir şey olamaz. Çocuğun zaten babasının uzun dönem ikameti var. Annesinin ikameti var. Bu durumda bu çocuğa ceza yazılmamalıydı. Dedim bir an sevindim ki hani herhalde cezasız geçirecekler beni. Çocuğumu daha doğrusu. Çünkü 5 yıllık uzaklaştırma vermişlerdi sınırdan. Yani eğer ben girip cezayı ödemezsem çocuk 5 yıl Türkiye'den deport olacaktı. Bu durumu onlara anlatınca onlar da dedi ki tamam oradaki memur, yani Antalya'daki memur yanlış yapmış ama siz cezayı ödemeden geçiş yapamazsınız çünkü artık sisteme işlenmiş. Dedim o zaman o kurum da sizin, bu da sizin, yani fark eder mi? Orayla iletişime geçin dedim. Dediler ki gece olduğu için, saat 11'di. Gece olduğu için biz öyle bir şey yapamayız, kimseyle iletişime geçemeyiz. Sabaha bekleyebilirseniz sabaha bekleyin. Biz de bu durumda cezayı kaldıralım dediler. Neyse ki beklemek istemedik. Tamam dedik, cezayı ödedik. Ondan sonra bir de cezalı geçiş reyonu var orada. Oraya yönlendirdiler bizi. Şanssızlığa bakın ki orada da sistem çökmüş. Sistem çalışmıyordu İstanbul Havalimanı'nda. Ve 2 saat orada beklemek zorunda kaldık ayaküstü bebekle. Yani bir tane bilgisiz memurun bilgisizliği yüzünden biz saatlerce mağdur olduk. Zaten gidişte de şöyle söyleyeyim, bizim uçağın son anonsları veriliyordu. Son anonslar veriliyordu. Memura diyorum ki ya beni bırakın gideyim, yani zaten 3000 liraya almışız bileti. Ailecek bilet aldık çünkü. 3000 liraya almışız. Senin yazacağın zaten 300-400 liradır en fazla. Yani bunun için 3000 liralık bileti yakamam. O da diyor ki acele etme acele etme, ama yani sonuçta uçağımız kalkıyor. Ben acele etmesem ne yazar? Fakat artık işlem bittikten sonra hemen bana belgeleri verdi. Ben pasaportları falan aldım. Hemen koşa koşa gittik. Orada bizi Türk Hava Yolları'nın çalışanları bekliyordu arabayla. Bindik arabaya, baksam meğer şey çıkmış oradan, uçak yerinden çıkmış artık, o yolcu bindirme yerinden, reyonundan çıkmış. Bizi ileride bekliyor. Arabayla yetiştik. Yeniden bir araba merdiven koydular ve biz o merdivenle uçağa bindik. Bu şekilde aksiyon dolu bir yolculuk yaşadık diyelim. Sonrasında işte dediğim gibi süreci takip ettim ve Gümrük Müdürlüğü'yle de konuştuktan sonra cezanın yanlış olduğunu ispatladım. Fakat dediğim gibi yanlış da olsa sisteme işlendiği için ne yazık ki cezayı ödeyip öyle geçebildik. Sizlere de bu konuda daha fazla mağduriyet yaşamamanız için öncelikle bildiriyorum ki anne babanın ikameti olduğu takdirde Türkiye'de doğan bebek 6 ay içinde sınır dışına çıkabilir. Tabii konsolosluktan alınan çıkış belgesiyle sınır dışına çıkabilir değerli dostlar, cezasız. Eğer size ceza yazmak isterlerse siz onlara bu yayından sonra altta yorum kısmında o yasayı sizlere paylaşacağım. Siz onlara o fotoğrafı gösterin. Yok eğer böyle bir durumda size daha önceden de ceza yazıldıysa ve başınıza böyle bir şey geldiyse itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Yazabilirsiniz, dilekçeyle itiraz edebilirsiniz. Ve eğer siz haklıysanız o ceza karşılığı ödenen fiyatı siz tekrardan alabilirsiniz değerli dostlar. Evet, ilk konumuzu sizlere açıkladığıma göre ikinci konuya başlamadan önce sizlerden rica ediyorum yayınımızı paylaşın.
yayınımızı paylaşın ki önemli bilgiler vermeye çalışıyorum sizlere. Sizler de bu tür olaylarda mağdur olmayasınız değerli dostlar. Ve de kanalımıza da abone olmayı da, YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet, biz Azerbaycan'a gitmeden önce tabii çıkış belgesi almak için Azerbaycan Başkonsolosluğuna, İstanbul'daki Başkonsolosluğuna gittik. Orada bir takım oradaki yöneticilerle görüştüm. Vatandaşlık konusunda onlar benden bir şey rica ettiler. Canlı yayınlarımdan falan tanıyorlarmış beni. Sağ olsunlar, iyi de karşıladılar. Teşekkür ediyorum İstanbul Başkonsolosluğuna. Oradaki karşılamalarından dolayı, vermiş olduğuna saygıdan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Oradaki çalışanlardan, yöneticilerden birisi benden rica etti ki çok insan mağdur oluyor bu konuda. Azerbaycan Başkonsolosluğuna gittim değerli dostlar, bunu tekrarlıyorum. Azerbaycan Başkonsolosluğu diyor ki vatandaş olan her bir birey diyor, Azerbaycan vatandaşı olup da Türkiye'de vatandaşlık hakkına sahip olan her bir birey mutlaka ve mutlaka başkonsolosluğa vatandaş olduğunu bildirmelidir. Başkonsolosluğa vatandaş olduğunu bildirmeyenler daha sonrasında tespit edildiği halde cinayet işi Azerbaycan kanunlarına göre cinayet işi üzere yargılanıyor değerli dostlar. Bunun üzerinde hapis de var, para cezası da var ağır bir şekilde. Bu yüzden sizlere buradan hatırlatıyorum ki eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduysanız ve Azerbaycan vatandaşıysanız mutlaka ve mutlaka İstanbul Başkonsolosluğuna müracaat edin. Onlara vatandaş olduğunuzu bildirin. Bu aynı zamanda hem sizin için de önemlidir hem Azerbaycan devleti için de önemlidir. Şöyle söyleyeyim, birisi yani Türkiye'de vatandaş olmuş bir ağız kalı Azerbaycan'a gelmiş. Türkiye TC kimlikle gelmiş. Ama orada Azerbaycan'da TC kimlik üzerinden bir işlem yapmış ve burada onun vatandaş olduğu ve bu vatandaş olduğunu Azerbaycan resmilerine, dairelerine bildirmediği tespit edilmiş ve dolayısıyla şahsın kendisine ceza yazıldı. Şu an o kendisi çok eziyet çekiyor bu konuyla ilgili. Sizler de o eziyeti görmemek için mutlaka ve mutlaka sizlerden de rica ediyorum aynı zamanda. Çünkü bu bir evrak işidir. Evrak işinde çok önemlidir. Yani evrak işinde yanlış yapmamalısınız. Çünkü belirli bir kural var ve bu kuralları aşmamanız gerekiyor. Azerbaycan'da vermiş olduğu kurala göre siz eğer Türkiye'de vatandaş olduysanız bunu bulunduğunuz ülkede, yani Türkiye'de diyelim, İstanbul Başkonsolosluğuna ya da konsolosluklara, büyükelçiliğe bildirebilirsiniz değerli dostlar. Bildirmediğiniz takdirde konu üzerinden ceza alma olasılığınız daha yüksektir değerli dostlar. Evet, şöyle söyleyeyim. Neden canlı yayın yapmadık birçok zamandır? Evet, bizim böyle bir evrak sıkıntılarımız vardı. Ondan sonra özel işlerimiz de vardı. Bu yüzden dolayı hem canlı yayın yapmıyorduk. Ama biraz da sözün açığı hayal kırıklığına uğruyoruz değerli dostlar. Çünkü şöyle söyleyeyim, Instagram sayfalarına giriyorum ya da YouTube kanallarına giriyorum. Özellikle Instagram sayfalarında biz halkımız için, Ahıska gençlik olarak bizim Ahıskalı Türkler için önemli bilgileri paylaşıyoruz. Onların mağdur olmaması için ve az önceki bilgiler dahilinde, yani siz de görüyorsunuz, onların mağdur olmaması için önemli bilgiler paylaşıyoruz. Fakat boş boş paylaşım yapan sayfalar bizden daha çok abone sayısına ulaşmış. Bakıyorsun, ben bir önemli bilgi paylaşıyorum Haskalı Türklerle ilgili. Beğenisi diyelim 100'ü aşmıyor ama birisi birinin eşini sayfada, yani Ahıska sayfaları var. Bakıyorsun gelinleri, kızları paylaşıyorlar. Onlar bizden daha çok beğeni alıyor. Hangisi daha güzel? Mesela iki tane kız paylaşıyorlar, bayan resmi paylaşıyorlar. Hangisi daha güzel diye soruyorlar. Mesela onlar bizden daha çok tıklanıyor, daha çok beğeniliyor. Tabii bu durum bizleri daha çok üzdü arkadaşlar. Yine de sağ olsunlar, yani 5000 abone bizde Ahıska
Türklerini temsil eden bir medya grubu olarak 5000 abone şu anda bizim için çok önemli bir rakamdır. Birçok kurum bu rakama ulaşamamıştır. Hatta yüzde bilmem 5'lerde 10'lardadır yani bize nispeten onların sayısı yani baya baya aşağılardadır. Biz Allah'a şükür çalışmalarımızda sizlere neler yapabildiğimizi ya da neler yapacağımızı ispat etmişiz ki 5000 aboneye sahip olmuşuz. Yani sizleri beğendirmişiz. Ama yine de şöyle bir şey var. Türkiye'de zaten böyledir. Yani Barış Özcan diye bir YouTuber var. İşte bu Barış Özcan genellikle bilimsel araştırmalar yaparak insanlara güzel videolar sunuyor. İnsan hayranlıkla izliyor mesela onun. Mesela onun videolarındansa Türkiye'de Enes Batur ve diğer bir tamam başarılıdır bu çocuklar ama diğer YouTuberler mesela örneğin bir kola kutusunun içine ne bileyim jelibon bir şeyler atıyorlar. Ne bileyim patlatıyorlar. Onlar daha çok izleniyor mesela Barış Özcan'dan daha çok izleniyorlar. Oysaki Barış Özcan'ı mesela ülkecek izlesek kim bilir IQ seviyemiz ne kadar yükselir yani. Gerçekten adam eğitici bilgiler veriyor. Ama dediğim gibi bizler nedense bu tür videolara merak etmiyoruz. Bu tür videolara çok fazla şey yapmıyoruz değerli dostlar. Evet, üretici kanallara destek vermeliyiz. Özellikle ben kendim şahsen hani 5000 abone sayısına ulaştım ama bir şeyler yapmak isteyen gençlere kanal olarak destek veriyorum. Videolarımızın sonunda mesela ya da başında kanallara destek veriyorum diyorum. Bu gençlere destek olalım, bu gençlere abone olun, bu gençler yani sizler abone oldukça bu gençler çalışmalarının ödülü olarak, değer olarak sizlerin abone olmanızı görüyorlar. Eğer siz abone olursanız onlar daha da hevesli olacak, daha da güzel şeyler yapacaklar. Şimdi kendimi övmek babında söylemiyorum ama burada mesela canlı yayınlar olsun, paylaşımlar olsun, Ağızkan medyası olarak en çok Ağızkan ile ilgili paylaşımlar yapan biziz, Ağızkan Gençlik. Ama biz mesela bu aralar biraz sakin durduk. Fakat gördük ki Ahıska ile ilgili paylaşım yapan kimse kalmamış. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum ki değerli dostlar. Bizler bu konuda çok pasif kaldık. Gerçekten yani başarısız olduk öyle söyleyeyim. Çünkü biz en azından sosyal medya üzerinden kendi platformumuzu kurmak istedik. Dedik ki sosyal medyada böyle bir platform kuralım. İnsanları birleştirelim. Örneğin mesela Facebook'ta şu an Ağızkı Gençlik sayfamız var ya. Şimdi Ağızkı Gençlik'te sadece biz Ağızkı Gençlik paylaşımı yapıyoruz. Buna şikayet edenler oldu. Dediler ki işte biz paylaşım yapamıyoruz. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz falan. Biz de dedik ki tamam o zaman böyle bir grup daha kuralım. Bu grupta da insanlarımız paylaşım yapsın. Ve Ağızkı Gençlik Platformu isminde Facebook'ta yeni bir grup kurduk. Bu grupta da istedik ki yani insanlar Ağızkan ile ilgili paylaşımlar yapsın. Grup genellikle siyasi paylaşımlar yapılmaya çalışılıyor grupta. Ama biz yine de bunun önünde duruyoruz. Sonuçta onaylamalar bize geliyor. Çünkü kim ne paylaşmak isterse grupta önce istek bize geliyor. Paylaşılsın mı paylaşılmasın mı diye. Biz onaylamadan paylaşılmıyor. Yine de dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, yine de başarılı olamadık. Çünkü 12 bin sayısına ulaştık Facebook grubumuzda. Bu sayfamızda da 22 bin takipçi sayısına ulaşmışız. 5 bin de YouTube'da. Az bir rakamdır. Dünya genelinde neredeyse 1 milyona yakınız nüfus olarak. Fakat birçok insan dışarıdan izliyor örneğin. %80 yani YouTube'un bize verdiği istatistiğe göre %80 dışarıdan izliyor. Düşünün yani sürekli bir Ağızkan ile ilgili merakı olan varsa eğer mutlaka ve mutlaka abone olun. Çünkü bugün neredeyse karşınıza çıkmışızdır. Kimse paylaşmıştır. Videomuz karşınıza çıkmıştır. Fakat abone olmazsanız ve de kimse paylaşmazsa karşınıza çıkamayacağız. O yüzden abone olun ki
Bizim videolarımız her paylaştığımızda sizlere bildiri olarak gelsin değerli dostlar. Evet, neler yaptık bir de onlardan bahsetmek istiyorum. Azerbaycan'dayken tabii boş durmadık. Kendi yardım çalışmalarımızda yaptık değerli dostlar. Bursa'daki hastamız vardı, kanser hastamız. Ona tekrardan bir yardım gönderildi Amerika'dan. Gönderenlere teşekkür ediyoruz. Aile de çok çok teşekkürlerini iletti. Hastamız değerli dostlar hastaneye tekrardan hastane borçları ödendi ve tekrardan hastane borçları ödendi ve tekrardan muayene olması için hastaneye yönlendirildi değerli dostlar. Köye gittiğimde köyde de bir çocuk vardı. Ameliyat olması gerekiyordu. Yani sünnet olması gerekiyordu. Fakat bu sünnet biraz riskliydi çocukta. Ameliyat şarttı. Bu durumu bildirdim. Özelden birkaç, Amerika'dan birkaç dostuma bildirdim. Sağ olsunlar. Onlar yardımcı oldular ve çocuğun ameliyat masrafını karşıladılar. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Ailelerin de teşekkürlerini onlara iletiyorum. Çocuk da şu an çok iyi. Dualarını gönderiyor sizlere. Bunu bildireyim değerli dostlar. Evet, bir de bir konumuz daha var. Üniversite okuyan gençlerle ilgili. Türkiye'de veya da başka ülkeler. Öncelikle Türkiye'den bahsedelim. Merkez devletimiz Türkiye olduğu için. Türkiye'ye diyelim ki kontenjanlarla gelen bizim öğrencilerimiz var. Ahıska kontenjanlarını kazanıp gelen öğrencilerimiz var. Bunlar neden mesela üniversiteyi kazanabildiler? Çünkü Ağızkalıydılar ve Ağızkalılar içinden seçilerek geldiler. Türkiye Devleti'nin desteğini alarak diyelim yol parasıdır, buradaki bursudur, yurdudur ayarlandı ve bu şekilde okudular ve okuyorlar değerli dostlar. Fakat bu gençlerden bir ses çıkmıyor. Maalesef ki bu gençlerden herhangi bir ses çıkmıyor. Gençliğimiz bitmiş durumda. Hatta öyle şöyle söyleyeyim. Ahıska adıyla Ahıskalı olduğu için bu kontenjanı kazanıp Türkiye'ye gelen gençlere sorduğumuzda ki ya kardeş niye Ahıska ile ilgili bir şey yapmıyorsun? Ahıska mı kaldı? Vatan benim için değil. Ben o işlere girmiyorum falan filan diyorlar. Kardeşlerim, sizlere şöyle söyleyeyim. Sizler Ahıskalı olduğunuz için bu kontenjandan yararlandınız. Ahıskalı olmasaydınız bakın mesela yaşadığınız ülkelere bakın. Mesela Kazakistanlar sizler kadar gelip bu şartlardan yararlanamıyor. Azerbaycan Türkleri gelip sizin gibi bu şarttan yararlanamıyor. Türkiye tarihi bir süreç sonrasında bazı şeyleri gördüğü için bizlere yardımcı oluyor. Ama yardımcı oluyor da tamamen Ahıska'yı unutun diye olmuyor. Yani sizler gelin burada kendinizi eğitin. Eğitim seviyenizi güçlendirin ki ya gittiğiniz memlekette bizimkileri birleştiresiniz herhangi bir konuda fark etmiyor. Bilinçli toplum haline getiresiniz ya da Türkiye'de birleşesiniz de bir toplum halinde kendi davanızı kendiniz yürütesiniz. Fakat ne yazık ki gençlerimiz bu konuda tamamen pasif durumdalar. Kesinlikle ve kesinlikle böyle olmaması lazım. Ben çok üzülüyorum çünkü. Mesela mühendislik bitirmiş bizim gençlerimiz var. Diplomaları elinde ya da çalışıyorlar. Mesela doktorluk bitirmiş gençlerimiz var. Diplomaları elinde ve çalışıyorlar. Öğretmenlik bitirmiş gençlerimiz. Hatta orduda da bizim gençlerimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olsun, Azerbaycan ordusunda olsun, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ordusunda olsun. Yani eğitim seviyesini yükseltmiş ve bu tür yerlere gelmiş bizim gençlerimiz var. Fakat Ahıska dediğinde kaçıyorlar. Neden? Yani böyle bir güç sizin elinizde varken, böyle bir imkan sizin elinizde varken neden bir şeyler yapmıyorsunuz? Mesela neden bir araya gelmiyorsunuz? Örneğin diyelim ki siz Bursa'dasınız. Bursa'da bir hastanedesiniz. Ahıskalısınız ve İlla ki kendi toplumumuzdan olan insanları tanıyorsunuzdur. Mesela oradaki diğer doktorlarla bir araya gelip mesela Ağızkalılarla ilgili bir çalışma yapabilirsiniz. Mühendisler olsun ev almada ya da arsa almada ya da müteahhitlikle ilgili herhangi bir konularda Ağızkalılara yardımcı olabilirsiniz. Öğretmenler örneğin
Bu konuda da Ağızkalılara yardımcı olabilirsiniz. Örneğin okula kaydı falan konularında. Göç idarelerinde çalışan Ağızkalılar var mesela. Hiçbirini duydunuz mu? Hiç sesi geliyor mu bunların? Hayır. İşte benim demek istediğim de budur. Ellerinde imkan varken Ağızkalı olduğu halde okumuş, diploma almış bir insan sonrasında Ağızkalılarla ilgilenmiyor. Ben işimi yaparım, işime bakarım, paramı kazanırım. Mantığı içerisinde devam ediyor işine. Fakat ben üzülüyorum. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz Ağızkalılar bir yerde birleşmeliyiz. Birilerinin paralı şahısların, iş adamlarının değil de iş adamlarının bizi yönetmesine imkan vermemeliyiz. Biz kendimize bir güçlü ve ideolojik bakımdan fikirleri iyi olan insanları birleştirebilecek güçlü bir lider kendimize seçmeliyiz. O lider ki bizimle ilgilensin, o lider ki bizim sıkıntılarımızı gerektiğinde yüksek makamlara taşısın. Biz böyle olmalıyız ve bunu da en önemlisi eğitimli gençlerle yapmalıyız. Hadi diyelim o eğitimli gençler burada kalmadı, gittiler Kazakistan'a, Özbekistan'a, Kırgızistan'a fark etmiyor. Oradaki halkımızı birleştirme çabasına girmeliler. Tamam, hem kendi işlerini yapsınlar. Mesai saati dışında da bizim Ağızka davamıza hizmet edebilirler. Bunun için kimseden maaş almanıza gerek yok. Çünkü zaten akşama kadar mesainizle siz hakkınızı alıyorsunuz. Size gereken birleşmektir, davamızı güçlendirmektir. Birilerinin nasıl söyleyeyim size, paranın esiri olmuş insanları o esir olduğu yerlerden kurtarmak gerekiyor. Çünkü insanlarımızı öyle hale getirdiler ki baskı durumundalar insanlar. Bir şey yapmaya tedirgin oluyorlar, korkuyorlar. Bir kravatlı geldi mi hemen eğilip büyülen insanlar var. Hemen söylediği sözleri unutan insanlar var. Onların karşısına geçtiğinde evet ben şahit oluyorum bu tür şeylere ve çok üzülüyorum. Bunları bilinçlendirmek, bu insanları cesaretli hale getirmek siz eğitimli gençlerin işidir değerli dostlar. Ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız gelin bir platform kuralım. Gelin böyle okumuş, eğitim görmüş gençlerden, okumamış gençler de var, eğitim görme imkanı olmayan gençler de var. Örneğin sizler mesela okudunuz, diploma aldınız ama o kontenjana sizinle beraber sizin aklınızda sizden belki de daha akıllı birisi başvurdu ama siz kazandınız, o kazanamadı. O öyle gençlerimiz de var. Onlara da sahip çıkmalıyız. Çünkü siz tamam bu hakka sahip oldunuz fakat ne adla sahip oldunuz? Ahıskala adıyla. Yani Dani Savi Ağızkalı, bu Datuba not taşı mıydı? Datuba, evet, açık ve net söylüyorum, ben zaten onlardan çekinmiyorum, kimseden de çekinmem. Ziyaddin Kasanoğlu'la ilgili bir şey söylemişlerdi. Bu Selim İskenderoğlu'la ilgili kınama videolarında birisi kalkıp Ziyaddin Kasanoğlu'nu koruyacak ya, diyor ki siz biliyor musunuz, bu arada bu videolar bende var, inanmayana gösterebilirim. Diyor ki siz biliyor musunuz Ziyaddin Kasanoğlu ne kadar çalışıyor? Sabah akşam diyor uçaktadır diyor, yetiştiremiyor diyor. Siz onun günahını niye alıyorsunuz diyor. Ve özel işleriyle ilgili bahsediyor. Çünkü Ziyaddin Kasanoğlu bir iş adamı. Sonuçta uçakta olabilir. Sabah akşam gece gündüz uçakta olabilir. Ve adam bizleri kınarken kendisi doğruları söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani diyor ki sabah akşam uçaktaydınız. Uçaktadır Ziyaddin Kasanov. Siz onun günahını niye alıyorsunuz? O işleriyle meşguldür, zamanı olmuyor, ne bileyim ne. Biz de diyoruz ki bize iş adamı lazım değil. Bize halka zamanını ayıran insan lazım. Tamam, Ziyaddin Kasanov gerçekten bizim toplumu seviyorsa, gerçekten bizim toplumumuza, Ahıska toplumuna değer veriyorsa, o zaman zamanı olan birini getirsin, koysun oraya. Ha, kendisi koymasın. Kimsenin haddine değil ki bu halkın başına kimisi alıp getirsin, koysun. Öyle bir şey kimsenin haddine değil. Ne yapabilir mesela? Güzel, adaletli bir seçim yapabilir. Kendisi kenara çekilebilir. Güzel bir adaletli seçim yapabilir. Seçilen kişiyi de, tamam kendi adayı da olabilir, kendi mesela öne sürdüğü aday da olabilir ama diyelim ki o aday kazanmadı ya da kazandı fark etmiyor.
Seçilen kişiyi çekmeli yanına ve ona maddi olarak destek sunmalıdır. İşte o zaman ben inanırım ki gerçekten bu adam vatansever bir adamdır. Aksi takdirde kendi yanındakiler de zaten söylüyor ki Ziyaddin Kasanov zamanı olmuyor halka. Yani böyle işlerle uğraşmaya zamanı olmuyor, kendileri de itiraf ediyor. Bir dava adamı kesinlikle ve kesinlikle bütün zamanını halka adamalıdır. Bütün zamanını halka göstermelidir. Dani Sevi Ağızkala diyor ki hep biz bir lider istedik ama hiçbir zaman da liderlerimize sahip çıkmadık. Çok doğru. Buna ben Azerbaycan'da şahit oldum. Belki İsmail Bey bu açıklamamdan dolayı biraz kırılabilir bana ama İsmail Bey'deki vatan aşkını gördüm. Ben yıllardır kendisini tanıyorum ve çalışmalarını da görüyorum. Yapmak istediklerini de görüyorum. Fakat yönetimi içinde İsmail Rahimov'un yanlışı var. Şöyle yanlış, ilk baştan yanlış başladı. Yönetimi kurarken eskilerden de bazılarını orada tuttu değerli dostlar. Yani İsmail Rahimov kimdense öç almak istemedi. Yani önceden şöyle gelirdi, bilir misiniz? Yani seçilen seçilmeyen seçilene her zaman düşman olurdu. Hep kuyu kazırlardı arkasından. İsmail Rahimov bunu bitirmek için farklı bir strateji denedi. Ne yaptı mesela? Yönetime eski yönetimde olanlardan da aldı. Ama ne yazık ki bu strateji onun zararına oldu. Çünkü o insanlar ve onun çevresindeki insanlar başladılar İsmail Rahimov'u yeniden aşağı düşürmeye çalıştılar ve mani oldular. Yani çalışmalarına sürekli mani olmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmak istiyor, onu sürekli aşağılamak istiyorlar. Yaptıkları şeyleri nasıl söyleyeyim size, görmek istemiyorlar, küçümsüyorlar. Orada burada sağda solda kendisiyle ilgili laflar ediyorlar. Mesela örneğin ben duyuyorum ki filankes mesela İsmail Rahimoğlu'yla ilgili şey söylemiş, mesela kötü şeyler söylemiş. Fakat yanına yaklaştığımda başlıyor işte İsmail Rahimov'u övmeye. Yani böyle de insanlar var. İşte para ve kudretin getirdiği bir şeydir bu değerli dostlar. Bizler paralı insanlara daha çok önem verdiğimiz için ki bu durum Azerbaycan'da da var ve diğer ülkelerde de var. Yani iş görene değil, bu vatana can yanana değil de paralı insanlara daha çok rağbet var ki bu şeyi kaldırmamız gerekiyor. İsmail Rahimov'un da dediği gibi bizim millet dilenci değil ama bizim milleti dilenci olmaya alıştırıyorlar. Yani kim paralıysa onun peşinden gidin şiarı var, öyle söyleyeyim. Bundan kurtulmamız gerekiyor. İş yapan gerçek insanlar var. Bizim mesela örneğin günümüzde hayatta olmayan liderlerimiz olmuştur. Bugün onlar unutuluyor. Bugün onlar hiç hatırlanmıyor. Örneğin Dünya Ahıska Türkleri Birliği diye bir platform varsa eğer, bir federasyon varsa özellikle ve özellikle bu liderleri hatırlamalı değil mi? Çünkü bu hareketi başlatan onlardı. Onlardı mesela Sovyetler Birliği gibi Türk düşmanı, komünist bir rejime karşı direndiler. Mesela sürgüne gidenler oldu. Ömer Faik Numanzadeler, Enver Odabaşıvlar, Yusuf Servarovlar, bunlar mesela direndiler Sovyetlere karşı. Moskova'da mesela sabahlara kadar şöyle söyleyeyim, bizler için, bizim geleceğimiz için sabahlara kadar mitingler gerçekleştirdiler. Ki orada bir Rus taburu tarafından elbette öldürülebilirlerdi. Yani böyle bir tehlike vardı o zamanlar. Sovyetler Birliği zamanında direnmek tabii ki kolay bir şey değil. Cesaret gerektiren bir şeydi. Ama ne yazık ki bugün biz bunları unuttuk. Bugün biz bu liderlerimizi ne yazık ki hiç hatırlamıyoruz. Çünkü kimse duvarında o liderlerin portrelerini asmıyor. Kimse onları hatırlamıyor değerli dostlar. Özellikle mesela şu anki durumda şöyle söyleyeyim. Türkiye biliyorsunuz barış harekatı gerçekleştirdi. Bu barış harekatında biz daha farklı çalışmalar yapabilirdik. Birleşebilirdik. Madem lider diyorlar ya, kendine lider diyen bazılar mesela insanları toplayabilirdi bizim Ağızkalları.
Türkiye'mize moral motive, Türk Silahlı Kuvvetlerimize moral motive olsun diye bir çalışma yapabilirlerdi. En azından bakın biz sizin yanınızdayız. Ne zaman isterseniz biz o zaman orduya katılabiliriz falan diye de şiarlar gönderebilirlerdi. Örneğin mesela Azerbaycan'dan ne kadar insan askerlik şubelerine başvurdular. Bizi de alın askere, biz de gitmek istiyoruz dediler mesela. Bunu bizim Ağızkala Türkler özellikle ve özellikle yapması gerekiyordu. Belki de yapmışlardır, haberimiz yok. Çünkü bizde bir birlik yok. Bunu mesela Azerbaycan nasıl duyurabiliyor? Onların diasporaları var, onların birlikleri var. Her yerde sağlam birlikleri var. Mesela Konya'da bizim de vardı, bitirdiler. Her yerde vardı, Türkiye'nin her yerinde vardı, bitirdiler. Kazıdılar, kazıdılar, bitirdiler. Tabii şu anda o birlikler, o temsilcilikler paralı insanların elinde. Ama ruh yok. Eskiden bizde olan o ruh artık onlarda yok. Tamamen paraya satılmış durumda. Ne yazık ki. Yorumları da okuyacağım yavaş yavaş. Zerife Kapusuz yazmış. Ben çift vatandaşım Rusya ve Türkiye ama Rusya'daki vatandaşlığımı çıkarmak istiyorum. Bunun için benim oraya gitmem şart mı? Acaba orada abim var, onun evinde kayıtlıyım ama evi satmak istiyor. Benim kaydım olduğu için satamıyor. Bu Rusya kanunlarına göre yapmanız gerekiyor bu işlemi. Eğer Rusya kanunları diyorsa ki gitmeniz, gelmeniz şarttır ki ben de öyle düşünüyorum ki bu tür durumda gitmeniz gerekiyor. Bence gitmelisiniz. Çünkü ev sizin üzerinize sonuçta yani siz evraklar sizin üzerinize sizin kendinizin orada olmanız lazım. Tabii o tür ülkelerde biraz da parayla da bu işler görülüyor. Ama siz yine kolay bir şekilde halletmek istiyorsanız sorunsuz bir şekilde tabii ki Rusya'ya gitmelisiniz yani bu tür durumlarda. Yani siz olmayın başka ülkelerde olan insanlar da öyle davranmalılar yani gitmeliler. Ramin yazmış. Kocaeli'nden yazıyor arkadaşımız. Ramin selam diyor. Aleyküm selam. Biz de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Burada dur hele diyor. Bunlar yapıldı diyor. Sadece bekliyoruz diyor. İşte neyi bekliyorsunuz Ramin? Ne yapıldı? Mesela yapıldıysa neden bir nasıl diyeyim sosyal medyada yayınlanmadı? Neden bir ses gelmedi yani. Ben onu söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaten cümlede de bahsettim ki belki de yapılmıştır ama bizim haberimiz yoktur. Geri kayıt izleyebilirsin yayından sonra. Belki de yapılmıştır ama bizim haberimiz olmadı. Çünkü bizde bir gerçekten de bunu sen de artık kabul etmelisin ki bizde artık ruhen sağlam bir birlik yoktur. Ruhen sağlam bir birlik yoktur. Paramparçayız. Kimisi menfaatine göre bir yerdedir, kimisi durumuna, çıkarına göre bir yerdedir. Sadece bekliyoruz teslim edilmesi. Anlaşılmadı. Zerife Kapusuz yazmış, sağ olasın kardeşim, teşekkür ederim ben, siz sağ olun izlediğiniz için. Bakalım başlarda da yorumlar vardı. Aybek Ayvaz, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Üzeyir Uravelli hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Var olun her zaman. Değerli dostlar, Selim İskenderov Alhanoviç Gürcistan'dan yazıyor. Selamun aleyküm. Hoş gördük sizi diyor. Teşekkür ediyorum Selim abi. Aleyküm selam. Bu arada yakında Selim abiyle de görüştük. Bazı konularda istişare ettik. Gürcistan'daki durumları da konuştuk. Sağ olsun vakit ayırdı ve bizlere oraları anlattı. Dediğim gibi birleşmemiz gerekiyor. Bizim en büyük eksiğimiz birliğimizin olmamasıdır. Resmiyette o kadar birlik var ki tamam herkese göre ya biz mesela diyelim biz Datu'yuz, biz bir birliğiz, biz güçlüyüz. Diğeri diyor ki ya biz Bursa birleşiğiz, biz güçlüyüz. Diğeri diyor ki ben Antalya birleşiğim, birliğim diyor, ben güçlüyüm diyor. Ya da Atvi ben güçlüyüm diyor. Ama söz konusu biz paramparçayız. Ne kadar güçlü olsak da paramparçayız. Bunun en büyük sebebi, sebepkârı da bu kadar parçalanmamızın sebepkârı da tabii ki Datup'tur. Bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü Datup daha öncesinde neydi? Vatan cemiyetleri bir araya gelerek Datup'u kurdu.
ve DATÜB bu cemiyetlerin Türkiye'deki merkezi temsilcisiydi. Fakat zaman geçtikçe orada TÜZÜK'te o yöneticilerin elinden geçerek değiştirildi ve artık DATÜB vatan cemiyetlerinin temsilcisi, ülkelerin temsilcisi değil de ülkeler DATÜB'ün temsilcisi haline dönüştürüldü. Böyle bir kötü bir senaryo yazıldı ve bu senaryo oynanıldı. Sonuç olarak kimisi DATÜB'e karşı çıktı, kimisi DATÜB'ün yanında yer aldı. Böylece değerli dostlar, hem DATÜB hem de diğer birlikler parçalanarak işlemini yapamaz hale geldi. Yıllardır aynı başkanla idare ediliyor. Mesela biz Dünya Azkatürkler Birliği ise neden bir tane başkan sürekli orada duruyor? Mesela neden bir adaletli seçim olmuyor? Neden Türkiye'de mesela bir seçim olabilir? Ben de katılmak istiyorum örneğin bu seçime medya olarak. Ben de görmek istiyorum bu seçimi ama göremiyorum. Çünkü Kazakistan'da yapılıyor. Türkiye'de kurulan bir federasyon neden seçimini kurultayını gidip Kazakistan'da yapıyor? Bunlar benim aklımı kurcalayan sorular. Bu sadece benim değil, bütün gençlerin ve bütün halkımızın aklını kurcalayacak sorular olması lazım. Neden boş vermişiz? Neden sahip çıkmıyoruz? DATÜB sadece Kasanovlar ailesinin değil ki. Bu söylediğim de bir tehlikeli bir söz değil. Korkmayın. Sizlere bir şey yapamazlar. Burada fikirlerinizi yazabilirsiniz. DATÜB Kasanovlar ailesinin özel mülkü değil. Değerli dostlar, şirketi değil. Kasanov eğer zamanı geldikçe zaten gidecek. Bu koltuk onun değil. O kurum onun değil. Sonuçta devlet tarafından bize verilmiş bir şanstır. Ama bu şansı sadece bir kişinin değerlendirmesi de doğru değildir. Sürekli değişmelidir. Genç kadrolar, genç yürekler, genç ruhlar oraya geçmelidir. Ben kendimden bahsetmiyorum. Benim öyle bir lüksüm yok zaten. Öyle bir nasıl söyleyeyim, arzum da yok. Ben kendi yağımda kavrulan, kimseden emir almadan kendi başıma iş yapan bir insanım. Allah'a şükürler olsun ki birçok insana da ulaşıyorum ve birçok insana da yardımda bulunabiliyorum. Fakat DATÜB gibi bir kuruma daha fazla, halka daha fazla zaman ayıracak bir insan lazım. Ben daha önce de söylemiştim. Mesela Kırgızistan olaylarında bizim liderlerimiz yoktu orada. DATÜB da yoktu orada yani. Ziyaddin Kasanov da yoktu. O gün orada olmalıydı. O gün de bahsettim ki o gün orada değildi. Sonuç olarak bize öyle bir lider lazım ki bu tür olaylarda en önde saf tutsun ve halka korkmayın ben buradayım diyebilecek gerçek bir lider lazım. Başarılı bir iş adamıdır. Fakat bana göre Ziyaddin Kasanov bir lider değildir değerli dostlar. Başarılı iş adamıdır ki o kadar para kazanmış. Gerçekten de parasıyla birçok insanı yönetebilecek bir güçtedir. Birçok insanı yönetebilecek güçtedir. Herkesi değil tabii ki. Ama bir dava insanı değildir bana göre. Çünkü başarısız oldu. Yıllardır aynı yerde dönüp dolaşıyoruz. Maalesef birçok şeyi başaramadık. Zerife Kapusuz yazmış. Evet, çok haklısınız. Bizde de birlik yok, beraberlik yok. Ben burada hiç burada ağız kalı yok. Tek benim Bodrum MİS'te varsa da tanımıyorlar diyor. Evet, mesela Bodrum gibi bir turizm bölgesinde bizim mesela bir temsilcimiz olsa, bir derneğimiz olsa ki zaten o kadar derneğimiz var, bir işleme yaramıyor da orada olsa ne işe yarayacak gerçi onu da sorabilirsiniz. Ama tabii adaletli bir şekilde yönetilen bir dernek olursa, mesela Bodrum gibi bir bölgede, bir şehirde, Türkiye'mizin cennet güşelerinden birinde tabii ki birleşsek orada bir nasıl diaspora yaratabiliriz. Diasporamızın bir parçası da orada olur örneğin. Ama maalesef dediğim gibi mesela Bursa'da o kadar dernek var. Ne işe yarıyorlar ki? Geçenlerde konsolosluğu getirmişler oraya. Parasız diye burada ilan yazdılar. Fakat orada bazılarını çekmişler kenar. Bazılarını yok, oraya gelen halkımızdan insanları çekmişler. 10 dolardan vereceksiniz belgeler için demişler. Ki onu oradaki şahıs söylemiş, Bursa'daki. 10 dolardan vereceksiniz. Aksi takdirde eğer gidip kimseye söylerseniz bu durumu, sizden 3 kat ücret alınacak.
Ki bu bir şey değil, nasıl söyleyeyim, iddia değil, bize gelen bilgidir. Oradaki şahit olan insanların bize vermiş olduğu bilgidir. Bilmiyorum Ziyaddin Kasanov'un bu durumdan haberi var mı? Ama Datuf paylaşımlarında her zaman demişti ki biz bedava yapıyoruz bu çalışmaları. Fakat 10 dolardan istemesi ve vermeyenlerin ya da başka birine gidip söyleyenlere de tehdit etmeleri biraz yakışık almaz durum olmuş. Biraz değil, hayli yakışık almaz durum olmuş. Ramin, Datuk niye parçalansın kardeşim demiş. Ya seninle bu tartışmaya girmeyeceğim Ramin. Çünkü ben seni biliyorum. Datuk'u destekleyen bir insansın. Datuk'u destekleyen bir insanla bu tartışmaya girmek boşa zaman kaybıdır. Ben her şeyi anlatabilirim. O zaman da sen burada yazmayacaksın. O zaman kendi kendime konuşmuş olacağım. Dolayısıyla bu konuda hiç tartışmaya girmeyelim. Ben biliyorum ki mesela sen de biliyorsun ki zamanında sen de bazı konularda Datub'u eleştiriyordun. İçten eleştiriyordun. Bu da Aziz Aziz'e olan haksızlıktan dolayıydı. Ama bir şahsa göre değil, biraz da topluma göre bakmak lazım. Mesela toplum haksızlık görünce ne yapmak lazım, ona bakmak lazım diyorum. Nabo Türk yazmış, Datubu Kasanov ailesi mi açtı demiş. Hayır tabii ki, Datubu Kasanov ailesi açmadı. Kasanov sadece bir seçimde kazandı. Ve onu özellikle bizim cemiyetçiler getirdiler. Parası var diye onun parasından biz de yararlanalım. Halk olarak yani. Sonuçta bizimdir. Kasanov bizdendir. Yararlanalım. Onun parasından. Maliyesi yoktu çünkü cemiyetlerin. O zaman o kadar gücü yoktu. Ve bir şahsın parasına muhtaçlarmış demek ki. Ziyaddin Kasanov'u getirdiklerine göre. Ve getirdikten sonra da geri gönderemediler. Kendileri yenildiler Kasanov'a. Çünkü Kasanov gerçekten de zengin bir insan, iş adamı. Ve yenildiler, pişman oldular fakat bir şey yapamadılar. Şu anda Datup sanki gerçekten Kasanovların elinde bir şirket gibi. Yani bunu kendileri de itiraf edebilir. Mesela ben bildiğim yok, gerçekten de öyledir. Kadın Kolları Başkanı genel olarak kimdir mesela? Ziyaddin Kasanov'un eşidir. Datup Gençlik Kolları Başkanı kimdir? Ziyaddin Kasanov'un oğludur. Datup Başkanı kimdir? Ziyaddin Kasanov'un kendidir. Yani böyle baktığımızda benim bunları açıklamama gerek yok. Zaten Datup'un yönetimini inceleyen insanlar baktığında zaten görürler ki Datup bir aile şirketi haline dönüşmüştür. Murat Özkoşar yazmış. Özkoşar, bu soy isim bana biraz tanıdık geliyor. Ya diyorum ki Azerbaycanlı vatandaşımız oturma iznine başvurabilir mi? Vizeler kalktı ya diyor. Zaten başvurabiliyorlar ki oturma iznine Azerbaycanlı vatandaş. Ben bildiğim başvuruyorlar çünkü çok tanıdığım insan var Azerbaycan vatandaşı olup oturma iznine başvuran. Fakat onun bazı şartları var. O şartlar dahilinde tabii ki. Bu şartları siz şey yaparsanız, karşılarsanız tabii ki eğer Azerbaycan vatandaşıysanız başvurabilirsiniz. Danil Sevi Ahıskalı yazmış. Sevgili Hüseyino, bence Datup'u biraz fazla haksızlık ediyorsun. Hayır, ben Datup'a haksızlık etmiyorum. Çünkü Datup bizimdir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği diyorsunuz. Ben Ahıskalı Türk isem, Datup beni temsil ediyorsa demek ki Datup benimdir. Datup senindir, Datup herkesindir. Fakat yönetim olarak dediğim gibi değişmesi lazım. Ben bunu her zaman söylemişim ve söyleyeceğim. Datup bir aile şirketi olamaz. Datup bu milletin. Yani ben şöyle söyleyeyim. Gençlik Kolları Başkanı olarak yani bizim içimizden, bizim Ahıskalılardan hiç mi insan yoktu ki Ziyaddin Kasanov kendi oğlunu getirdi? Yani hiç mi başarılı bir gencimiz yok? Yani hepimiz mi eğitimsiz, hepimiz mi cahiliz? Yani hepimiz mi yani hiçiz yani onlara göre. Mesela gençlik kollarına ben bunu İsmail Kasanov'un kendisine de söyledim. Hatta şahittir de. Şahitler de var orada. Söyledim, dedim ki ya bu yanlıştır dedim ki babam başkan sen başkan böyle olmaz dedim. Dedi ki niye olmaz dedim, senin baban zaten başkan. Sen eğer bir şey yapacaksan baban aracılığıyla da yapabilirsin. Mesela bu gençlik kollarında yönetimde yer alabilirsin ama başkan olman biraz farklı olmuş dedim. Dedi ben bu algıyı kıracağım dedi. Çalışmalarımla kıracağım. Dedim buyur bakalım. Ama halk hiçbir zaman bunu normal karşılamayacak dedim.
Sadece normal karşılayanlar onların yanındaki insanlar olacak. Halk olarak biz küçük bir topluluk değiliz ki. Neredeyse milyona yakın nüfusumuz var. Baktığınızda birçok insan DATUP'a karşıdır. Karşıdır çünkü bunu kendileri yarattı, bu ortamı. Mesela değiştirebilirler. Başkalarını getirebilirler. Başta tamam babaları olsun, Ziyaddin Kasanov başta olsun başkan olarak. Ama bari diğerleri değişseydi. O da olmadı yani. Ki ben onlara göre diyorum hala. Yani bana göre değişmelidir yönetim. Tamamen kökünden değişmelidir. Milliyetçi, Türk ruhlu bir yönetim gelmelidir başa. Ben buna inanıyorum yani ki bir gün olacak. Danisevi az kalı, nihayetinde DATUP Türkiye destekli değil mi demiş. Tabii ki Türkiye destekleyecek DATUP'u çünkü Dünya Aska Türkleri Birliği diyorsunuz. Ama Türkiye bizim iç siyasetimizden haberdar mıdır? Her şeyi biliyor mu? Bundan haberiniz var mı yani? Öyle söyleyeyim. Rafik Mahaddinov iyi yayınlar kardeşim demiş. Teşekkür ederim Rafikcan. Buradan Rafik kardeşime de selamları söylüyorum. Kendisi avukattır. Burada hukuk bitirdi. Mesela Rafik kardeşimize de az önce yayının başında söylediğim gibi mesajımı aktarıyorum. Kendisi vatansever bir az kalıdır ve bir çağrı olduğunda ben umuyorum ki Rafik de yok demeden bu birlik için bir şeyler yapacaktır. Bir platform hazırlamamız gerekiyor. Gerçekten de paraya bağlı olmayan, emire tabi olmayan, kiminse emriyle yürümeyen bir platform yapmamız gerekiyor ki insanlara kendimizi ispat edelim. Aksi takdirde biz elden gidiyor, vatan da elden gidiyor, kimliğimiz de elden gidiyor, kültürümüz de, medeniyetimiz de elden gidiyor. Bakıyorsunuz mesela Türkiye'de düğünleri izliyorsunuz, bizim Ağızkalıların düğünlerini. Artık tamam yaşadığımız ülkeye hürmetsizlik olmasın diye bazı şeyleri yapmıyor olabilirsiniz ama birçok şey var ki onu yaşatmalısınız. Mesela düğün adetleri, onları bazılarını gerçekten ve gerçekten yaşatmalısınız ki gelecek nesillerimiz de görsünler, ne yaptığımızı görsünler ve onlar da aynısını yapsınlar. Biz bugüne kadar ata babadan böyle gördük ve böyle devam ettirmeliyiz. Fakat ne yazık ki bulunduğumuz ülkelerin durumuna göre kendimizi şekillendiriyoruz ve bu şekillendirme bizim sonumuzu getiriyor değerli dostlar. Yani şey yapmalıyız, şöyle söyleyeyim, çekinmemeliyiz. Mesela Azerbaycan televizyonları Azerbaycan'da köyleri gezerken özellikle Ağızka Türkleri ile ilgili belgeseller yapıyorlar, onların evlerini ziyaret ediyorlar. Mesela bakıyorsun herkes Azerbaycan Türkçesinde konuşmaya çalışıyor. Yani tamam bu bir hürmet anlamındadır. Ben bunu kendi halkımı biliyorum, anlıyorum ama biraz da bize oradaki insanlara bizim dilimizi tanıtmamız lazım. Mesela kamera karşısına geçtiğinizde size birileri mikrofon uzattığında kendi dilinizde konuşun. Yani sizi zaten anlayacaklar. Siz farklı dilde konuşmuyorsunuz ki. Türkçe de sizin diliniz ve sizi zaten anlayacaklar ve hayret edecekler. Allah Allah diyecekler. Ya bunlar ne güzel konuşuyorlar. Bunlar tamamen bizdenmiş ki. Adetleri de zaten gösterdiğinizde daha da renkli görüntüler ortaya çıkacak. Ama ne yazık ki görüyorum ki kime mikrofon uzatsalar herkes Azerbaycan Türkçesinde konuşmaya çalışıyor. Tamam eyvallah Azerbaycan Türkçesini zaten biliyoruz. Azerbaycan'da yaşadık yani Azerbaycan resmi kurumlarına gittiğinizde ya da resmi konuşmalar yaptığımızda tabii ki Azerbaycan Türkçesinde konuşmalıyız. Fakat bu bir televizyon kanalı size gelmiş program. Mikrofon uzatmışlar. Sizi tanıtıyorlar. Dolayısıyla siz dilimiz de bizim bir kültürümüzdür, bizim bir varlığımızdır. Bizim dilde konuşmak gerekiyor. Dani Sevi Ağızkalı yazmış. Zamanım olsa yayını sonuna kadar izlerim. Saygılar demiş. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Sağ olun. Yorumunuz için de teşekkür ediyorum. Eldar Tahil aile şirketi demiş. Evet maalesef yani böyle gözüküyor. Onlar ne kadar bunu kabul etmeseler de dışarıdan baktığınızda tamamen böyledir durum. Serhat Kemal selam aleyküm Ramil demiş. Aleyküm selam Serhat hocam Antalya'ya buradan selamlar olsun. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rafik Mahdinov çok başarılı yayın. Allah muvaffak eylesin demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Rafik kardeşim.
Rafik Madinov, teşekkür ederim kardeşim. Milletimizin neferiyiz. Ne lazımsa buyurun kardeşim demiş. Ben biliyorum buna, zaten eminim. Rafik, yine de beni yanıltmadın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ali Aliyev yazmış. Tüm söylediklerin yalan ve iftira. Bu şekilde yine gündeme geleceğini düşünüyorsan yanlış yöntem seçmişsin. Keşke güzel bir çalışma sonucuyla bir yayın açsaydın da zevkle izleseydik. Her çıktığında paso dedikodu demiş. Sağ ol. Yani bir Datub'un bir elemanı ve onların şirketinde çalışan bir elemanın, yani Ali Aliyev'in yazdığı bir yorumdur. Ben onu kınamıyorum. Farklı da yorum beklemiyorum zaten ondan. Ama dediğim gibi ben bir gıybet yapmadım, dedikodu yapmadım. Tamamen doğrular üzerine konuşuyorum. Yanlışım varsa buyurun ispat edin. Deyin ki Ramil yanlış söylüyorsun. Deyin ki Gençlik Kolları Ziyaddin Kasanoğlu'nun oğlu değil. Deyin ki Kadın Kolları Başkanı ne bileyim onlar değil. Yani bunu ispatlayın bana. Yani ben doğrular üzerine konuşuyorum. Ben kime ne iftira atmışım ki? Evet, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz değerli dostlar. Daha doğrusu sonuna geldik. Birçok konu hazırlamıştım sizler için. Fakat yayını daha fazla uzatmak istemiyorum. Diğer yayınlara da konular kalsın. İnşallah bundan sonra haftada en az iki tane yayın yapacağız. Sizlerle buluşacağız değerli dostlar. Sizlerden ricam, tekrar ve tekrar rica ediyorum. Bu yayınları paylaşın. Sosyal medya gruplarında, WhatsApp'larda ve diğer platformlarda paylaşın. İnsanlarımıza ulaşalım. Özellikle mesela Özbekistan'dan bize geçenlerde bir yorum gelmiş, incinmişler bizden. Niye bizim hakkımızda bir şey paylaşmıyorsunuz? Kazakistan, Kırgızistan ya da diğer bölgelerde de aynı şekilde diyorlar ki, niye bizimle ilgili bir şey paylaşmıyorsunuz? Burada hiçbir şey yapılmıyor. Bizi unuttunuz, bizi ne bileyim hatırlamıyorsunuz diyorlar. Evet, bir nevi haklılar. Ben sürekli çünkü hep Amerika ve Azerbaycan ağırlıklı paylaşımlar yapıyorum. Bunun nedeni de şudur dostlar. Azerbaycan'da bizim tanıdıklarımız mesela videolar gönderiyorlar. Bir konu olduğunda bize bildiriyorlar. Amerika'da da aynı şekilde insanlarımız bize videolar gönderiyor. Herhangi bir konu olduğunda bize bildiriyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir şey oldu ve biz bunun üzerinden haber yapıyoruz ya da canlı yayın yapıyoruz. Ama Özbekistan'da böyle bir ne hareketlilik var, ne insanlarımızdan bir talep var. Tamam, inciniyorsunuz ama siz de bir şey yapmıyorsunuz. Yani bize bir gönderseniz, bizimle şöyle bir canlı yayında bir gün, ben hatta böyle bir teklifte bulundum ki her ülkeden bir gün canlı yayın yapalım. Her ülkenin durumunu buraya taşıyalım. Bir insanlarımız görsün de, mesela Azerbaycan'da yaşayan insanlarımız görsün ki Özbekistan'da yaşayanların durumu nedir? Türkiye'de yaşayanlarımız görsün ki Rusya'da yaşayanların durumu nedir? Yani birbirimizi böyle tanıyalım istedim ama ne yazık ki sesime cevap veren olmadı. Kimse çıkmak istemiyor. Canlı yayında kimseyi sıkacak değilim. Sonuçta mesela geldim ben şu anda. 8'de başladım. Şu anda saat 56 dakikadır. Yani burada konuşuyorum değerli dostlar. Yani ben bir ağız kalı olarak konuşabiliyorum. Sizler de konuşabilirsiniz. Yani burada sıkılacak, utanacak ya da çekinecek bir durum yok. Kimseden de korkmayın. Bu, biz siyasi bir arenada değiliz ki. Biz sadece kendi toplumumuzun sorunlarını dile getiriyoruz ve dile getire getire diğer aynı şekilde zarar görmüş bu sorunlardan insanları bulacağız ve bu şekilde birbirimizle dertleşerek platformumuzu güçlendireceğiz değerli dostlar. Başka türlü olmaz. Mesela Özbekistan'daki insanlarımızdan, gençlerimizden, aktüel gençlerimizden birisi fark etmiyor. Bakın, özellikle söylüyorum. Datupçu ya da farklı bir kurumcu fark etmiyor. Gelin, gelin Özbekistan'daysanız mesela gelin oturalım bir konuşalım. Oranın durumunu insanlara anlatalım. Kazakistan'daki halkımızdan insanlar, biriniz çıkın deyin ki ben canlı yayınına çıkmak istiyorum. Beni al yayınına, bir şeyler konuşmak istiyorum deyin. Yani alırım yayına, her türlü konuşuruz. Muhabbet edelim. Boş muhabbette ne olur demeyin. Herkesin aklına bu şekilde bir şeyler yürütebiliriz ve herkes yavaş yavaş uyanabilir. Durumun farkına varabilir. Dediğim gibi eğer bir şey yapmazsak, yani bu şekilde en azından bir şey yapmış oluruz. Eğer bir şey yapmazsak tamamen yok olacağız. Çünkü bugün dediğim gibi biraz geri çekildim. Baktım Ahıska hakkında kimse bir şey paylaşmıyor. Gençler vardı, bir ara bir şeyler paylaşıyorlardı. Birdenbire sustular. Bilmiyoruz, satın mı aldılar onları, tehdit mi ettiler? Ne yapıldığını hiçbir
kanaat getiremedim yani, bilemedim ne oldu onlara. Birdenbire sustular. Oysa davanın önünde ilerleme hedefleri vardı. Bir şeyler yapacaklardı. Sustular. Canlı yayıncılar vardı. Hepsi geri çekildiler. Ben bundan sonra, benim de tanıdığım bir insandır, değer verdiğim bir insandır. Ben bundan sonra aileme, çocuklarıma bakacağım dedi. Yani çekildiler. Ne oldu, neler baş verdi anlayamadım. Yani biz çekildik, herkes çekildi. Öyle söyleyeyim. Ama böyle olmamalı. Bu dava küskünlüğe gelmez, incikliğe gelmez. Bir şeyler yapmalıyız. Gerçekten bir şeyler yapmalıyız. En azından yarın bir gün nefesimizi teslim ettiğimizde bizler de bir şeyler yaptık diye rahat uyuruz toprak altında. Yoksa ki şu an birilerinden korktuğumuz için ya da sırf menfaatimiz için, mesela kimisi kariyeri için bir şey yazmaz, bir şey paylaşmaz. Aman ben gelecekte, sonra bunlar benim karşıma çıkar diyorlar. Kimisi ne bileyim menfaati için, lan ben Rami'nin yanında yer alıp para kaybedeceğime, gider başkasının yanında paralı birinin yanında yer alırım, para kazanırım düşünenler var. Yani bu tür düşünceler sonucu bizim şenlik tamamen aşağı doğru gitmeye başladı. Çünkü biz eskiden gerçekten çok güçlü bir platforma sahibi insanlardık. Bizler zincirlerle sanki keletlenmiş bir halktık, biz topluluktuk. Bizim internetimiz yoktu o zamanlar, hiç kimsenin yoktu, telefonu yoktu, hiçbir şey yoktu. Ama adetimiz, kültürümüz, dilimiz, dinimiz bizi var etti. Yani bizi bozmadı. Biz mesela hiçbir dışarı topluluklardan da kız almazdık, kız vermezdik ve bu şekilde sağlam bir şekilde kalabildik. Maalesef bugün günümüz teknolojisinde daha da bu güçlenmiş olması gerekiyorken biz tamamen koptuk değerli dostlar. Ne olduysa biz Ahıskalılar diaspora olarak tamamen koptuk. Birbirimize artık keletlenemiyoruz. Birbirimizle düşmanız. Bunu yaratan bazı durumlar var, bazı şahıslar var bu şeraiti yaratan. Onlara da artık dur demeliyiz. Güzel dilde dur demeliyiz. Demeliyiz ki artık sizin zamanınız doldu. Tamam, belirli bir zaman aşımında bir şeyler yaptınız. Yaptıklarınız için, güzel işler için teşekkür ederiz. Diğer işler için de tabii bizde bir mahkeme yok ki onların hakkını soralım. Diyelim ki bunu niye yaptın? Yok, işte o yüzden de rahattırlar maalesef. Ama en azından onlar için de neyse der geçeriz. Ki bazı durumlarda var ki neyse denilmeyecek durumlardır. Ben onları mesela asla unutmayacağım. Umuyorum ki onlar da unutmaz. Ve en zor günlerinde o yaptıkları bir gün göz önlerinde bulunur. Gözlerinin önüne gelir. Yani öyle hesap ediyorum. Çünkü Allah'ın nasıl diyeyim, bir yazısı vardır. Allah'ın adaleti vardır. Kul bir şey yapamasa bile bir gün Allah yapacağını yapacaktır. İnsanların hakkıyla oynayanlara. Neyse, kanalımıza tekrardan diyorum, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için, sayfamıza destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Ahıska Gençlik her zaman sizlerin yanınızdadır, unutmayın. Halkın yanındadır. Kiminize emriyle ya da talimatıyla iş görmüyoruz. Biz tamamen halkın sorunları dahilinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sizler için varız. Bizi destekliyorsanız gerçekten hiç şüphesiz destekleyebilirsiniz. Çünkü biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Yardım konusunda geçenlerde biri yazmış ki dilenci gibi sürekli yardım istiyorsun. Ben tabii ki kendime istemiyorum. Halkımın zor durumda olan insanları için yardım istiyorum. Hayat böyledir. Sizin cebinizde imkan varsa tabii ki imkansız insanlara yardımcı olmanız gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dediği gibi paylaşmak, yani onun da yaptığı gibi paylaşmak sünnettir. Varınızı, devletinizi en az bir kısmını en azından paylaşmalısınız. Bu sadece Ramazan ya da Kurban Bayramı için geçerli değil. Yıl boyunca da aynı şeyi, ibadeti yapabilirsiniz. Mesela sizi zorlamayacak şekilde, sizi aşağı indirmeyecek şekilde, yani nakitinizi aşağı indirmeyecek, bitirmeyecek şekilde insanlara yardımcı olabilirsiniz. Bu bir dilencilik değil. Ben sadece halkımın ihtiyaç sahibi insanlar için sizlere ağız açıyorum. Kendim için tabii ki hayır.
Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın değerli dostlar.